Dostlarım selam. Bugün size olay mahallinden sesleniyorum. Gerçi şu an az karışık olan yeri gösteriyorum. Birazdan odanın tamamını göstereceğim. Odam o kadar dağıldı ki bu oda benim mi bilmiyorum. Bunu topladığım ve ders çalıştığım, yarın mesela boş günüm, yurtta neler yapacağım ben de bilmiyorum. Şu an planlamadığım bir şey açıkçası. Böyle işte yurtta bir günümü çekeceğim aslında. O zaman videoya geçelim. Ama ilk olarak üstüme rahat bir şeyler giyerek başlayayım. Yemin ediyorum ki çok utanıyorum ama odamı da gösteriyorum size. Allah, burası ne böyle? Neyse hemen toplayacağız. Tamam, keşke şöyle yapsam ve toplansa. Şimdi ilk olarak market alışverişini dolaba koyarak başlayalım. Yemin ediyorum ki görüntüden utandım. Ama yapacak bir şey yok. Bir tane maske aldım. Canım o kadar uzun zamandır süzme yoğurt istiyordu ki buna değer miyim diye düşündüm. Çünkü pahalıydı. 6 tane domates aldım. 1 tane kırmızı biber aldım. 3 tane salatalık aldım. 1 tane yeşil biber aldım. Peynir aldım. Böyle küçücük. 2 tane muz aldım. Hindi füme aldım. Bunlarda bir alana bir bedava vardı. O yüzden polonez aldım. 1 tane armut aldım. Bir de ekmek aldım. Bir de sıvı sabun aldım. Tüm bunların hepsi 119 lira tuttu. İlk olarak şuraları bir toplayalım. Ay resmen çöp evi oldu odam. Ajandan böyle çok fazla kalın olduğu için ağırlık yapmasın diye kağıt taşıyordum. Bunları da çıkartıp masanın üstüne koymuştum. Islanmış. Buraya gün içinde para falan koyduğum için biraz pis geliyor. O yüzden böyle kolonyayla bir temizlemek istedim. Masayı topladım. Hazır masanın üstünde bunlar kalmışken bunları da size bir göstermek istedim. Haplı sivilce tedavisi gördüm ve cilt bakımına son derece ilgim var. Haplı sivilce tedavim bitti ve gözeneklerim şurada kalan birkaç leke vesaire içinde retinoidli kreme başlamak istedim. Bunun için de dermakozmetiklerin kullandığı formalar retinali tercih ettim. Zeynep'le birlikte karar verdim. Bu cilt bakımı rutinime nasıl eklediğimi detaylı bir şekilde göstereceğim zaten. Ama buradan da retinole başladığımı söylemiş olayım istedim. Bir de bu parfüm var. Şimdi buna detaylı bakalım. Bu parfümü ben 4-5 belki de 6-7 yani sene önce Duygu Özaslan'da görmüştüm. Geçenlerde de bunu Sephora'da kokladım ve gerçekten kokuya vuruldum. Yani bu kadar feminen, bu kadar güzel, bu kadar temiz bir koku olamaz. Ben temiz koku seviyorum bu arada. Diğer parfümüm de çok temiz ve fresh kokuyordu. Bu tüm set tek parfüm fiyatına geliyordu. Black Friday'de almıştım. Çok güzel kokuyor ya. Bunu muhakkak koklayın isterim. Saçlarımı toplayarak devam etmeye karar verdim. Burayı toplayacağım. Bu arada buranın bu kadar dağılmasının sebebi dün çamaşırlarımı yıkadım. Burası bir yurt odası olduğu için ve ben de tek olduğum için hani böyle çamaşır askısı falan almadım. Normalde geçen sene 5 kişilikte kalırken ortak bir tane çamaşır askısı almıştık. Ama şu an tekim diye bunlara ekstra masraf yapmak istememiştim. Ancak böyle olmuyor. Galiba bir tane şey almak zorundayım. Böyle çamaşırlarımı buralara asıyorum. Dün bunu böyle çok komik bir şekilde astım. Şuraya fotoğrafını ekleyeceğim. Kurumamıştı. Sonra odadan çıkarken bunu böyle yatağa boylu boyunca serdim. Sonra kurumuş işte. İşte yurtta kalmak bu yüzden kötü. İsterseniz dünyanın en güzel yurdunda kalın. Böyle temizlik duygusunu, temizlik kavramını tamamen yitiriyorsunuz. Çünkü ayakkabıyla girdiğiniz yerde barınıyorsunuz. Ve bu çok bence bu pis geliyor bana. Yapacak bir şeyim de yok tabii ki. Bu mango kutusunda da bir mont var bu arada. Birlikte deneyelim şimdi. Denedikten sonra kalsın mı gitsin mi karar veririz. Çünkü pek emin olmayarak aldım. Aşırı sıcak tutan bir mont. Yani gerçekten aşırı. Ama bana çok büyük geldi. Small beden ama fazla oversize. Ama montu da çok beğendim. Bilmiyorum, büyük gibi de geldi. Bilemedim. Aşağıya yorumlarınızı bırakın, olur mu? Kalsın mı gitsin mi? Çünkü 60 gün iade sürem var. Bence iade gibi. Baksanıza buralar çok büyük çünkü.
Ay şu an oturuş pozisyonu çok komik. Neyse. Kalırken bazı şeyler bana çok garip geliyor. Mesela evde kendimi bildim bileli arıtma var. Damacana bile kullanmıyoruz. Yani babam bile su almıyor eve. Ve burada kendi suyumu kendim almak, bunu kendim taşımak bana böyle çok garip geliyor. Geçen gün su almayı unutmuşum mesela ve tüm gece susuz kaldım. Tek yaşamak güzel. Çok güzel hatta. Beni sadece zorlayan şey yurtta imkanların çok kısıtlı olması. Bir de dostlarım şu kutuyu size göstermek istiyorum. Bu bana hepsi buradan geldi. O kadar özenli bir kutuydu ki bayağı mutlu olmuştum. French press koymuşlar. Kahve koymuşlar ama bu çekirdek kahve. Bunu acaba Starbucks'ta çektirebilir miyim? Hani markası Starbucks değil ya. Ayıp olur mu bilemedim. Şöyle limon sticklerinden koymuşlar. Şöyle bir tane battaniye var. Diz battaniyesi. Böyle çok özenle paketlenmiş. İki de çorap koymuşlar içine. Odamı topladım. Daha sonra duşumu aldım. Böyle odayı bayağıdır bu kadar toplu görmüyordum. Benim için de birlikte toplamamız iyi oldu aslında. Yapacaklarımı yazmam lazım çünkü kafam çok karışık. Kafam karışıkken hiçbir şey göremiyorum. O yüzden ajanda tutmak bana gerçekten çok iyi geliyor. Son olarak kitap okuyup Kayla FaceTime yapıp günü bitireceğim. Yarın da artık ne yapacağız hiç bilmiyorum gerçekten. Dünya hassas kalpler için bir cehennem. Yatmadan önce en az 10 sayfa. Yani aslında 10 çok az bir sayfa ama sırf bunu alışkanlık haline getirebilmek için böyle az bir limit koydum. Kitap okumayı gerçekten çok seviyorum. Özellikle bu ışık beni böyle gerçekten çok iyi hissettiriyor. Okuduğum kitapta Atomik Alışkanlıklar. Bu kitap gerçekten çok güzel. Kişisel gelişim kitabı ama böyle kahvenizi alın ve şükredin gibi bir düzeni yok. O yüzden okuması son derece keyifli. Günaydın. İkinci günden devam ediyoruz. Dün saçlarımı kurutmadan uyuduğum için bu sabah aslan yeresi saçlım olarak uyandım. Bu sabah bir türlü uyanamadım. 7'de kurduğum alarm saat şu an 9.51. Olsun. Şu an kafayı vurup yatmakla kalkıp tüm işlerimi halletmek arasındaki o sinsi ince çizgideyim. Tamam, şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Toparlanıyorum. Hemen geliyorum dostum. Kahvaltım hazır. Yemek yerken tabii ki bir şeyler izlemeye bayılanlardanım. Hatta yani böyle dünya yıkılsa, yarın sınavım olsa yine de yemek yerken bir şeyler izlerim. Çünkü yani ölümlü dünya. Merve Özcan izliyorum. Ya Merve gerçekten bir saatlik falan vlog atıyor ve ben bunu izliyorum. Ama günlere bölüyorum. Diğeri de bir haftada bitmişti. Kimleri izliyorsunuz? Ben Merve'yi izliyorum ve çok seviyorum. Polina'yı çok seviyorum. Şu an aklıma gelen ilk iki isim bu. Artık hazırlanma aşamasına geçiyorum dostlarım. Hazırlanalım. Yapayım mı hazırlanalım hadi. Geldim. Evet. Makyajım bu kadar. Zaten makyaj dediğim kaşım yapıyorum ve rimel sürüyorum. Tabii ki güneş kremi sürüyorum. Şimdi bana iki videoda da çok sorduğunuz bir şeyi size göstermek istedim. Makyajımı nasıl yaptığımı göstereceğim. Bunu tabii ki her zaman yapmıyorum. Her zaman kullandığım şey bu. Ama videoda o çok sorduğunuz şey bu ikisinin karışımı ama bu da tek başına mükemmel. İlk olarak dudağımdaki şu eşitsizlikleri bir çerçeveliyorum. Ya böyle hafif pembeleştirdikten sonra Avon'un bu mokasını sürüyorum. O kadar güzel bir ruj ki bunu ben 25 liraya falan aldım. Böyle bir form, böyle bir doku. Gerçekten çok iyi, tam bir fiyat performansı. Böyle zaten dokunduruyorum. Ondan sonra yine bu Avon'un. Ben bundan iki tane bitirdim. Bir tane daha alacağım. Çünkü mükemmel bir şey. Bakın şimdi. Bu nedir? Bu nedir? Çok güzel dostlarım. Bunların linkini aşağıya bırakacağım. Tamam. Hazırım. Şimdi üstümü giyineyim. Çantamı hazırlayayım ve çıkalım. Hep beraber dostlarım. Saçım bugün çok kötü. Kombinim bu şekilde dostlarım. Tight giydim. Sweatshirt, içine atlet. Üstüne de ceket, deri ceket. Ama deri ceketle belki üşürüm. Üşür müyüm acaba? Hava 9 derece.
zor karar. Havayı göremiyorum ya, hep zor oluyor. Soğuk ama öldürmüyor derken gözlerimin sulanması. O benim gözlerimin hassasiyetinden kaynaklıdır dostlar. Gerçekten dışarı çıkınca kendimi aşırı iyi hissediyorum. Aşırı aşırı aşırı. Oh, şey diye bağırasım geliyor. Yaşamak çok güzel, nefes almak çok güzel. Size bunları göstermem lazım. Gerçekten çok 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 güzel ya. Ay, beni çok mutlu ediyor böyle şeyler. Şöyle baktığımda sanki Türkiye'de değilmişim gibi. Böyle ders çalışmak için kafe bulmakta zorlananlara bir kafe önerisi olsun bu. Ben de şimdi burada çalışacağım. Daha önce buraya gelmiştim ve çok sevmiştim. Şimdi içeriği birlikte gezelim. Böyle bir teras var. Terasında sütçüler de var. O yüzden burada bile ders çalışıyorlar. Çok şurayı beğeniyorum. Ama burada sütçü yok. Çok güzel bir yer. Buraya muhakkak gelin. Şöyle bar kısmını da göstereyim. Fiyatlarda bu şekilde. Ama Starbucks'a aynada fotoğraf alacağım. Benim açığa kadar olması yeterli. Hayır, teşekkür ederim. Tamam, siz ödeyebilirim. Şimdi size çok komik bir şey göstereceğim. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Karşıda 4 liraya içebildiğim kahveyi burada 15 liraya içiyorsam bu nedir? Kapitalizmdir dostlar. Bunun aklınızın bir kezir. Bunlar çıkarmayın. Çok komik. Ne yapayım? Böyle. Çalışmaya başlamadan yapılacak ilk şey nedir? El krem sürmektir. Yalnız el krem ne kadar güzel attı öyle kendini. Bu arada bugün dermatoloğumla birlikte bir canlı yayın yapacağız Rokutan'la ilgili. Onunla ilgili bir soru kutusu bırakmıştım. Soruları bilgisayardan göremiyorum. Ama size keşke gösterebilme şansım olsa. Hayatımda ilk defa bu kadar çok soru aldım. Gerçekten abartısız söylüyorum. Sayfayı indiriyorum. O kadar çok soru var ki böyle bir konuda size yardımcı olabileceğim için kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Yine yeni kaydetmiş olurum Instagram'a burada. Eğer siz de tedavi olmayı düşünüyorsanız bu canlı yayını muhakkak izleyin. Belki eğer indirip böyle YouTube'a atabilme şansım olursa buraya da atmayı çok isterim. Soruları yazdım ve bir sürü soru oldu. Ay, çok güzel bir yayın olacak. Birden hava çok soğudu ve böyle yağmur bastırdı. O yüzden ben de çıkmak dersimi yurda bırakmak zorunda kaldım. Şimdi yurda gidiyorum. Karnım inanılmaz acıktı aynı zamanda. Şöyle güzel bir çorba içsem iyi olur. Böyle ısınmak istiyorum, çok üşüdüm. Ay, soğuktan gerçekten tipim kaydı. Aşırı üşüdüğüm için ve çok da acıktığım için çorba içmeye karar verdim. Çok suyu söylerim. Buranın çok suyu çorbası gerçekten çok güzel. Ama bunun içindeki pirinçleri almışlar. Buraya inanmıyorum. Şehriye vardı içinde. Allah'ım. Bak, sinir oldum şimdi. Yurdumu da süslemişler. Çok kapanmış. Gelir gelmez kargo açarım. Bu her zaman için değişmez bir kuraldır. Seviyorum bunu. Bir tane C vitamini serumu almıştım. Ben dün size bahsettim ya. Retinol artı C vitamini yapacağım diye. Lüvitink'ini aldım. Çünkü çok uygun fiyatlı. Ve bunun içinde C vitamini böyle sivilce karşıtı olan türevi mi denir? Ne denir?
formu. Aynen, formu var. O yüzden bunu tercih ettim. Fiyatı da uygun. Bunu da linkini aşağı bırakırım. Zaten dün de söylemiştim. Bunu rutinimde sizinle muhakkak paylaşacağım. Her gün duş alıyorum ama her gün duşta saçlarımı yıkamıyorum. Bugün sadece vücudumu yıkadım dün duş aldığım için. Şu anda da yargı izliyorum ve video editliyorum. Biraz da Instagram'a bakınıyorum ama hem telefona bakarak hem video çekemiyorum. Çünkü telefondan çektiğim için ama şu an böyle. Yani yurtta muhakkak en az böyle bir saatimi falan bu şekilde harcıyorum. Harcıyorum değil ya, böyle. Canlı yayın bitti. Gerçekten o kadar iyi bir canlı yayındı ki böyle her şeyi konuştuk. Yemin ediyorum ki enerjim yükseldi ya. Böyle doktorumla sohbet ettikten sonra, yani tüm soruları yanıtladıktan sonra doktorum her şey dedi. Her insanın bir spor rutini olmalı kesinlikle. Ve şu an ben ne zaman şurada bir tane mat almıştım ve daha kullanmak nasip olmadı. Ve şu an dizi izlerken bir böyle 15-20 dakika ne yaparım? Bir şeyler yaparım. Bir spor, bir hareket etmek istedim. Normalde yapmıyorum. Normalde rutin falan değil yani, yalan söylemeyeceğim. Ama şu an çok içimden geldi. Şöyle yaptım. Buraya yapacağım sporu, buraya da izlemek istediğim diziyi koydum. Bunun sesini kapattım. Şimdi bunu başlatacağım. İkisi de aynı anda olmuş olacak. Çok komik oldu ama sadece 5 dakika yaptım. Olsun, önemli olan denemekti. Az önce armut yıkadım ve böyle suyunu sirkelerken yere düştü. Hem de ayakkabımın dibine. Bu kim bilir nerelerden geliyor ama göz görmeyince gönül katlanıyor da şu an gönlüm buna katlanamayacak. Ama nasıl canım istemişti ya. Üzgünüm ama yiyemeyeceğim. Ama hayır. Ay üzüldüm ya, neyse. Dostlarım yeter bu kadar. Nasip de yemek yokmuş. Dostlarım. Videoyu artık burada sonlandırıyorum. Benim böyle enerjim süperdi bu videoda. Hele sonunda ekstra bir süperdi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutma. Aa, yine düştü. Yiyemeyeceğim varmış bu. Resmen attım ya. Ay, tüh. Atmadım da düştü. Instagram'dan takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çok çöptüm. Bye.